Özdeş 3 yay şekil 1, 2 ve 3'teki gibi bağlanarak F büyüklüğünde kuvvet ile geriliyor. Verilen durumlarda yaylarda depolanan toplam esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E1, E2 ve E3 oluyor. Buna göre E1, E2 ve E3'ün büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir diye sorulmuş. Arkadaşlar tüm yayların sabitlerini K olarak burada özdeş yaylar dediği için yazabiliriz ve bunların bağlantı şekillerinden dolayı şekil 1'e baktığımız zaman hepsi birbirine seri bağlı. K eş değeri yani yay sabiti değerini bulmak istesek 1 bölü K, 1 bölü K, 1 bölü K eşittir. 1 bölü K eş değer veya hepsi birbirine eşit olduğundan dolayı K bölü N şeklinde yani K bölü 3 şeklinde yazabiliyoruz. Şekil 2'ye baktığımız zaman birbirine paralel iki tane yayın bağlı olduğunu görüyoruz. Bunlarda ne yapıyorduk? Bunlar da direkt toplayabiliyorduk. Dolayısıyla burası 2K olur. Artık bu 2K ile K değeri birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. O zaman 1 bölü 2K, 1 bölü K şeklinde yapabileceğimiz gibi bir de ne yapabiliriz? K eş değer değer. 2k çarpı çarpımları bölü 2k artı k toplamları şeklinde yazarız ki şekil 2'nin k eş değer değeri hemen ne olur arkadaşlarım 2k bölü 3 olarak bulunabilir. Şekil 3'te direkt birbirine paralel bağlı 3 tane yayımız var. Dolayısıyla k eş yani eş değer direncimiz burada yayların sabiti ne olacak arkadaşlar 3k olarak bulunacak. Depolanan esneklik potansiyel enerjisi demiş arkadaşlar. Depo edilen esneklik potansiyel enerjisi dediğimizde bağıntımız 1 bölü 2k x'in karesiydi. Burada bizim için önemli olan uzama miktarları. Bunu da hemen bulabilmek için f eşittir k çarpı x bağıntısından yararlanalım. Şekil 1'de f eşittir k değerimiz k bölü 3 olarak bulmuştuk. Uzama miktarına x1 diyelim. Aynı şekilde f eşittir 2k bölü 3 şeklinde x2'yi yazabiliriz. f eşittir hemen 3k çarpı x3 şeklinde de 3'ü yazabiliriz. Şekil 3'te en büyük yay sabiti olduğundan dolayı her biri eşit kuvvetle çekildiği için arkadaşlar x3'ün uzama miktarına eğer x dersek x1'in değeri ne olarak gelecek buradan? Bunu 3 yapabilmek için 9x kadar uzadı diyeceğiz. 2 kat yay sabiti var şekil 1'e göre yani x1'e göre. O zaman burada gelmesi gereken uzama miktarı da 9x bölü 2 olacaktır. Uzama miktarı en fazla olan tabii ki karesiyle orantılı olduğu için ne olacak arkadaşlar? En büyük enerji değerine sahip olacak ama onları da gösterelim. E1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı k bölü 3 çarpı 9x'in karesi. Yani 81x kare değerini elde ederiz. 81 bölü 3 dediğimiz zaman 27 tane 1 bölü 2 kx kare değerine ulaştık. E2 değerini yazalım. Yine 1 bölü 2 çarpı 2k bölü 3 çarpı arkadaşlar. Buradan da 81x kare bölü 4 değerine ulaşacağız. Hemen bakın şu 4 ile şu 2'yi sadeleştirelim. Burada 2 olsun. 81 ile de burayı sadeleştirelim zaman 27. Yani 27 bölü 2 1 bölü 2 kx kare olarak bıraktık. Bizim temel denklemimiz 1 bölü 2 kx kare olduğu için direkt onları bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer sabitleri önüne yazıyoruz. E3 değerini yazalım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 3k çarpı uzama miktarı olarak x'in karesi diyeceğiz. Eşittir. Buradan da ne gelecek? Başına bir 3 atacağız. 1 bölü 2 kx kare olarak yazacağız. Buna göre arkadaşlarım en büyüğünün E1 daha sonra E2 ve daha sonra da E3 olduğunu görüyoruz. E1, E2, E3 sıralaması bize B seçeneğinde doğru olarak verilmiş.